ekranlarından iyi akşamlar. Bir Söz Bitmeden programında daha birlikteyiz. Bu akşam iki önemli konuğum var ve bir önemli konuyu konuşacağız. Günlerdir tartışılan bir ilan var. Ahde Vefa ilanı. Geçtiğimiz günlerde pek çok gazetede yer aldı ve bu ilan pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Biliyorsunuz dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin olarak başlayan tartışma dershaneler kapatılıyor üzerinden yürüdü ve bu bir kesim kendi üzerine aldı. 28 Şubat benzetmeleri yapılmıştı. 28 Şubat'ın ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Pek çok sivil toplum kuruluşu, STK'lar, dernekler ve vakıflar birleşerek bir ilan verdiler. Bin yıl sürecek denmişti. Başlığını taşıyor ve Ahde Vefa ilanıydı. Biz bu akşam bu iki ilanı, bu ilanı konuşacağız. Kimlerle? Önder Genel Başkanı Sayın Hüseyin Korkut bu akşam konuğum ve Barla Platform Başkanı Sait Yüce konuğum. Hoş geldiniz Hüseyin Teşekkür Bey. Ederim. Hoş geldiniz Sait Bey. Bin yıl sürecek denmişti başlığı taşıyor. Önemli bir metin. Ve bir döneme de şahitlik eden, biz şahidiz, hakkı teslim, ahde vefa ve takdir yüceliktir ara başlıklarıyla verilen. İsterseniz Hüseyin Bey sizden başlayalım. Bu ilanın çıkmasını öncülük... Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Önder'in de içinde olduğu, Türkiye'nin eski köklü sivil toplum kuruluşları öteden beri, Türkiye'deki önemli siyasi, sosyal... eğitime ilişkin ve farklı alanlarla ilgili gelişmeler karşısında tavır alan, tutum belirleyen, sözünü söyleyen Türkiye'deki camiamızın bütün önemli kurumların içinde olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bunun oluşumunda Önder'in de elbette emeği var. Bu az önce sizin de işaret ettiğiniz gibi mecrasından çıkan bu tartışma sürecinde özellikle 28 Şubat sürecine de atıfta bulunarak aslında son 10 yılda devletle milletin yakınlaşmasına, milletin iradesinin öne çıkmasına ve neredeyse 100 yılı aşkın zamandır olmadığı kadarıyla devletle milletin bu yakınlaşması sürecinde bunu başaran, gerçekten samimi olarak bu emeği ortaya koyan hükümete ve Sayın Başbakan'a yönelik 28 Şubat sürecine de atıfta yapılarak böyle bir değerlendirmeye yönelmiş olması, mecrasından çıkmış olması sonrasında az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili kanaat beyan eden ve işte 100 civarında ki her birinin yüzlerce işte şubesi koordine ettiği yapıları ifade eden sivil toplumda bir tavır alma, bir durum ifade etme ve şahitlik etme olan bitenle ilgili sükunetle ve tam da tamir eden ve hukuku hakkaniyet ifade eden bir tutum belirlemiş oldu. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani elbette sivil toplum itidalle zaman zaman gelişmelere muhalefet eden, söz söyleyen, tutum belirleyen pozisyonda olacaktır. Ama bu son olan bitenlerle ilgili de bu kadar geniş bir toplum kesimini temsil eden kurumlarımızın sessiz kalmasının da haksızlık olacağını düşünerek böyle bir önemli tutum ortaya çıkmış oldu. Şimdi adım adım gidelim isterseniz. Öncelikli olarak 28 Şubat'ın nasıl geçtiği ilan içerisinde bahsediliyor. Ve geçtiğimiz dönemlerde sandık tartışmaya açılmıştı. Hani sandıktan çıkmak demokrasi midir değil midir? Bunlar da tartışmaya açılmıştı. Bunlara da atıflarda bulunan oldukça... güzel hazırlanmış bir ilan ancak pek çok tartışmayı da biraz önce belirttiğim gibi beraberinde getirdi. Bunlardan en büyük itham ise, en büyük iddia ise bu ilanın başbakanın danışmanları tarafından kaleme alındığı ve buradaki bütün sivil toplum kuruluşlarının bu buraya imza vermeleri konusunda baskı yapıldı, ikna edildiği konusunda bir iddia vardı. Bu ilan nasıl ortaya çıktı ve nasıl toparlandınız, metin nasıl yazıldı isterseniz buradan başlayalım. Sait Bey size döneceğim çünkü ilanın içerisinde en çok gösterilenlerden, amblemlerden yani imzalardan bir tanesi Barla platformuydu. Vay Barla platformu da içlerinde anlayın siz onu denilerek tartışmalarda yürüdü. Geleceğim. Nasıl oldu, nasıl oluştu ya da nasıl karar verdiniz böyle bir şeye? Burada imzası bulunan kurumların önemli kısmı zaten Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı. Arandınız mı? Hayır, biz az önce ifade ettiğim gibi zaman zaman belli periyotlarla gerek
Türkiye Gönül Teşekkürler Vakfı çatısı altında, gerekse her bir kurumun kendi içinde bulunduğu yapılar itibariyle bir araya geliyor ve gelişmelerle ilgili değerlendirme yapıyoruz. Evet. Ayrıca bizim de İmam Hatip okulları paydasında Önder, İlim Eğme Cemiyeti, İlim Eğme Vakfı, Ensar Vakfı, yine İmam Hatip okullarına kız yurtlarını organize eden Türkiye Gençlik Vakfı belli periyotlarla bir araya geliyoruz. Elbette ki Türkiye'de olan bitenler de bizim gündemimize gelmektedir ve bunun nasıl bizim gündemimize geldiği gibi gerek Barla platformu gerekse farklı buraya imza atan kurumlarımızın da gündemlerinde oldu ve bir bu meseleyle ilgili mecrasından çıkan bu tartışmayla ilgili ve 28 Şubat sürecine atıfta bulunan bu değerlendirmelerle ilgili bir kanaat beyan etmenin doğru olacağını, bir hakkaniyet gereği olduğunu ve bir vefa gereği olduğunu düşünerek, değerlendirerek, tartışarak ve kurumlarımızı paylaşarak kendi aramızda kim kimi arar, nasıl görüşür ve zaten var olan farklı zamanlarda da belli süreçlerde ki en yakın mesela Gezi hadiseleri sürecinde de yine bu kurumlarımız önemli bir tavır ve tutum belirlediler. Benzer bir süreç ve kurumlarımız tavırlarını ortaya koymuş oldular. Çok tartışma sizin üzerinizden de yürüdü. Çünkü Barla platformunun olduğunu görünce... Evet, o Barla platformunun bir amblemi var. Katran ağacı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Barla'daki sürgün döneminde. Yani Risale-i Nur'ların çok büyük bir bölümünü telif ettiği Isparta'nın Barla nahiyesindeki o katran ağacı maalesef o ağaç 28 Şubat'tan Şubat döneminde kesildi biliyor musunuz? Yani şimdi o amblemdeki ağaç yerinde yok. Yani aslında konuşacak çok şey var da sadece tabii biz Barla platformu olarak değil İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Nur Vakfı olarak yani Türkiye'de ve dünyada Risale-i Nur camiasını temsil eden, çok büyük bir kitlesini temsil eden kuruluşlardır orada. Üç tanesinin de imzası, logosu var ayrı ayrı benim dışımda. İfade edildiği gibi, iddia edildiği gibi hiç kimse bizi ne hükümetten, ne başbakanın yakında kimse aramadı. Yani Bediüzzaman Hazretleri rahmetli Adnan Menderes'i desteklerken çok önemli kıstasları vardı. Yani Menderes malumunuz öyle namaz kılan, çok itikadı, ameli şeyleri olan bir devlet adamı değildi. Ama buna rağmen Bediüzzaman Hazretleri onun yaptığı güzel hizmetlerden dolayı ona İslam kahramanı unvanını verdi ve açıktan destekledi. Ha şimdi sivil toplum kuruluşları yani bizler, biz sadece bizim cemaatimiz, grubumuz, derneğimiz, sivil toplum kuruluşumuz İslamiyet'i biz temsil ediyoruz diyemeyiz. Biz de değiliz zaten. Birçok var. Onlarca, yüzlerce, binlerce var. Bunlardan birisiyiz. Bütün bunların tarafsız tarafları da var. Mutlaka tarafsız olması lazım. Tarafsız olmak yalnız şu değil. Yani ben hiçbir şeye karışmam. Hele böyle zamanlarda ortada görünmem. Şimdi insanda vicdan var, insaf var. Yani biz hakikaten kendi aramızda sivil toplum kuruluşundan birkaç arkadaşım beni aradı. Ben birkaç tanesini aradım. Bizi arayanlar oldu. Ya iyi şeyler olmuyor. Yani bir yanlışlık yapılıyor, bir vefasızlık yapılıyor. Bir araya gelelim dendi. Hakikaten bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz. Kimse hükümet cenahından ya da AK Parti cenahından bizi aramadı. Biz kendi kendimize dedik ki ya bu doğru işlere omuz verelim. Elbette ki biz bu hükümetin yaptığı, AK Parti'nin yaptığı yanlış işler de olabilir. Bütün bunları yeri geldiğinde tenkit de ederiz. Ama sivil toplum kuruluşu tarafsızsa yeri geldiğinde de doğru gördüğü, tasvip ettiği şeyi de yanında olması lazım. Peki en çok canınızı yakan, bu ilanı verme konusunda karar verdiren ne oldu? 28 Şubat benzetmesi mi? Tabii 28 Şubat benzetmesi. Bunu hak etmiyordu Sayın Başbakan. Yani ben burada hükümet sözcüsü değilim. Başbakanı tasvip edip onu övecek bir konumda değilim şu anda. Ama yani bunu hak etmiyor. Şimdi 11 yıllık icraatlarına bakıyorsunuz AK Parti hükümetinin. Evet. Elbette demin de ifade ettiğim gibi yanlışı eksiği olabilir. Kimse kusurdan evet. Münezzeh değil ama çok güzel işler oldu bu memlekette. Yani bugün farklı düşüncelerde, farklı gruplarda, farklı partilerdeki insanların da takdir ettiği, teslim ettiği şeyler var. Bir de baktığınız zaman Sayın Erdoğan'a, Sayın Başbakan'a bunun bir hayatı var, bir yaşam tarzı var. Şimdi kimileri diktatör diyebilir, sert diyebilir, başka şey diyebilir. Onun fıtratına uygun bazı tezahürleri var, onları söyleyebilir ama sözlerinden çok yaptıklarına bakmak lazım. 11 senede bu memlekette neler oldu? Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi Barla platformunda Bediüzzaman Hazretleri'nin yıllarca üzerinde çıkıp dua ettiği, eserlerini yazdığı,
o katran ağacını 28 Şubat'ta kestiler. Ve Bediüzzaman'ın 28 sene hapis ve sürgünlerde ve sonraki yıllarda yine 28 Şubat'ta bizim medreselerimizde, yani Risale-i Nur okunan dershane, medrese denir onlara. Oralarda insanlar tedirgin oldu. Kimi yerlerde acaba dersleri iptal mi etsek diye, ama edilmedi elhamdülillah, çok şükür, ama çok sıkıntılı. Çok insanlar başörtüsünden mağdur oldu, başka şeylerden mağdur oldu. Sadece dindar ve muhafazakarlar değil, düşünen birçok kesim bundan mağdur oldu. Ha, şimdi geriye 11 yıldır baktığımız zaman bunlar ortadan kalktı. Çok büyük bir ölçüde kalktı yani. Ve çok ciddi bir rahat. Bugün hiç kimse vicdan ve akıl sahibi, hiç kimse çıkıp da ya biz dinimizi yaşayamıyoruz ya da İslamiyet'e hizmet etmek istiyoruz, önümüz kapalı, böyle bir şey diyemez. Onun için buradaki suçlama haksızdı. Onun için bir araya tamamen kendi inisiyatifimizle geldik. Ve yarın yanlış bir şey olsa da yine bizler bir araya gelir, hükümeti ikaz da ederiz. Bu yanlış oluyor, bunu yapmayın diye. Bir son bir şey söyleyeceğim. İsmini vermeyeyim, bir 15-20 sene önceki bir Sayın Başbakan'ı Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı abiyle ziyaret etmiştik. Ben de o ziyarette vardım. Orada bir şey sordu o Sayın Başbakan, Bediüzzaman talebesi Fırıncı abiye. Siz dedi, bu siyasal İslam'a ne diyorsunuz? Din-siyaset ilişkilerinde durumunuz nedir? Görüşünüz nedir? Diye orada bir şey ifade etti. Biz dedi, yani sadece Nur talebeleri değil, müminler olarak, yani İslami hizmet hedefi olan, hizmet hedefi olan insanların yapacağı şey, kardeşim Sayın Başbakan ya da hükümet falan parti, sen orada otur. Fakat şunlara dikkat et. Yani şunları yapsan iyi olur memleket hayrına, millet hayrına. Şunlara dikkat etsen iyi olur, yapmasan iyi olur. Bunu deriz, bu kadar. Ama başkası, yani din adına siyaset yapan birileri ya da dini siyasete alet eden birileri, kalk sen oradan, oraya ben oturacağım, ben yapacağım ya da benim adamlarım otursun der. Böyle bir farkımız var dedi. O gün çok hoşuma gitmişti o ifade. Hakikaten o günkü Sayın Başbakan da hah dedi, işte biz bundan korkmuyoruz dedi. Şimdi siyasetçi siyasetini yapacak tabii ki. Ama din hizmetiyle ilgili olan da onu yapacak. Birbirine karıştığı zaman zaten bugün yaşadığımız sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Zaten Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de din ve siyaset ilişkisine dair önemli tavsiyeleri ve sözleri var bildiğim kadarıyla. Bir cümle isterseniz yerinden okuyayım. Şualar da emir dahi layıkasında, tarihçi hayatta. Çünkü bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik imaniyeyi fıtri ubudiyetle bilmeyenlere, bilme ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek ve bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muannitlere kat'i kanaat verecek bir bu tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese kat'i kanaat verebilsin. Bir cümle daha var. Bizim anlayabileceğimiz. Şimdi onu anlatacağım. yani bir kişi manevi makamlarda da çok yüksek mertebelerde bulunsa, yani vesveseleri bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi, enesi diyebilir ki o şahıs dehasıyla, harika makamıyla bizi kandırdı. Yani siz elinizde nur var, Kur'ani hakikatler var. Bunları anlatıyorsunuz. İslami bir kimliğiniz, kisveniz, bir elbiseniz var, söylemleriniz var. Bu, yani bu iman demek aslında en önemli iş. Yani iman, hayat, şeriat diye Bediüzzaman Hazretleri bunu sıralıyor. Ama en önemlisi iman. Niye? Çünkü bu dünya bitecek. Ortalama vasati bir ömrümüz var. Hepimizin öleceğiz. Ama ebedi hayat, bu nesillerin ebedi hayatın kurtulması için bu önemli hizmeti yaparken buna ne dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, şahsi, siyasi hiçbir şeyi karıştırma ve alet etme. Edersen diyor, bunu sadece bana da söylüyor, bütün İslam cemaatlerine söylüyor. Herkesi kapsar mı? Çünkü bu Kur'ani bir hakikat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı da buydu. Eğer başka bir şeye alet edersen o zaman karşındaki senden tereddüt eder. Acaba bu elinde nur gösteriyor, topuzla başıma mı vurmak istiyor, başka bir maksadım var. Onun için çok hassas bir nokta bu. Önder Vakfı 28 Şubat'ın o buz gibi günlerini, karanlık günleri en ağır yaşayan ya da yaşayanlara tanıklık eden iki anlamda da vakıflardan birisiydi. 28 Şubat benzetmesinin üzerinde şundan dolayı duruyoruz. Bugün yine önemli bir gazetemizde önemli bir arkadaşımız 28 Şubat soğuğundan bahsediyor. İliklerimize kadar hissettiğimiz o soğuk günlerden.
devletin elindeki mekanizmaları nasıl kullanarak dindar insanları tarumar ettiğinden, ama bu tabii tek taraflı olarak bir şeyden bahsediyor. Televizyonlar o günlerde ağır savaş makinesi gibi çalışıyordu. Kes yapıştır kasetler stüdyolar arasında dönüyordu diyerek o günleri asla unutmuyoruz ama o günleri yeniden bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Ama burada bir şey var. Diyor ki Hizmet Hareketi bugün benzer bir linç kampanyasıyla yine karşı karşıya. Eski devletin ne kadar enstrümanı varsa bu kez hizmete karşı yeniden kullanılıyor. O günleri biraz anlatır mısınız? O gün 28 Şubat'ın aktörleri hiçbir ayrım yapmaksızın nihai olarak bu toplumun kültür kodlarını, medeniyet değerlerini, inanç değerlerini temsil eden, onu geliştirmek için mücadele eden herkesi muhatap almış ve işte 1000 yıllık bir mücadeleye girişmişti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu mücadelenin yöneldiği alanlardan en belirgin olan da İmam Hatip okulları, başörtüsü meselesi, İmam Hatip okullarının sınırlandırılması, Kur'an-ı Kerim eğitiminin sınırlandırılması, bu çerçevede ilahiyat fakültelerinin kontenjanların azaltılması, Diyanet'te kadroların eksiltilmesi, Kur'an eğitimiyle ilgili yaş sınırlamaları, bunu genişletebiliriz. Yani topyekün merkezinde İmam Hatip okullarının olduğu, Türkiye'de aslında insanımızın, milletimizin, toplumumuzun kendi değerleriyle, inancıyla buluşmak arzusuyla çocuklarına bu öğretme çabasını sınırlayan, yasaklayan bir dayatmayla ve bir darbeyle yüz yüzeydi ve aynen Önder İmam Hatip mezunları, mensupları camiası da tam da bu baskının ağırlığının hissedildiği yerdeydi ve biliyorsunuz aslında bugün yaşadığımız özgürleşmelere, sivilleşmelere, efendim toplumla devlet arasındaki yakınlaşmalara zemin hazırlayacak önemli mücadeleleri de o gün merkezinde Önder'in ve az önce isimlerini zikrettiğim kurumlarımızın bulunduğu çok önemli bir direnme, çok önemli mücadele sürdürüle geldi ki hatırlayacaksınız 1997 Mayıs ayında Türkiye tarihinde bir ilk olan milyona aşkın insan Sultanahmet Meydanı'nda o soğuk 28 Şubat sürecinin dayatmalarına direnmiş. İşte okullarımızın orta kısımlarını kapatmayın. Başörtüsüyle ilgili bu milletin inancının gereği olan ve ibadetinin bir yansıması olan bu kılığına kıyafetine bir dayatma ve sınırlama getirmeyin diye direnmesine, talebine, üstelik de kırmadan, dökmeden, yani sonra gelişen Türkiye'deki özellikle gezi olaylarında ortaya çıkan esnafın, devletin, milletin varlığına yönelmiş, tahrip eden, kıran görüntülerden uzak, gayet sükunetli, vakarlı, kimsenin burnunun kanamadığı bir düzenlemeyle ve biçimle bir ciddi tavır geliştirmişti. Şimdi dönüp o günlere baktığımızda 1000 yıllık sürecek denen o mücadelenin o milletin iradesine aykırı, milletin talepleriyle örtüşmeyen ve millete bir dayatmaya dönüşmüş o uygulamaların ortadan kalktığını, son 10-12 yıllık süreçte ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bunu benim hakkı teslim etmek, hakkaniyeti ifade etmek anlamında bütün o sıkıntılı, zor, baskıya dönüşmüş ve hak gaspına dönüşmüş uygulamaların son 10 yılda bir ortadan kaldırıldığını gördüğümüzde sivil toplum kuruluşu olarak doğrudan elbette devletle örtüşmek ve devletin yanında olmak şeklinde anlaşılmaması gerektiği haliyle tavrını, tepkisini ortaya koymuş oldu. Ve bu bir vefanın gereğidir, bu bir hukukun ve hakkaniyetin gereğidir. Dolayısıyla o zorluklar bir bir ortadan kalkmışken ve bunu yaparken de milletin yarıdan fazlasının desteğini alarak ve bu desteği sürekli artırarak, millete dikkat ederek, milletin taleplerine, milletin isteklerine, arzularını da dikkate alarak bir bu süreç geliştirilmişken, dönüp haksız bir şekilde tartışmaları mecrandan çıkarıp 28 Şubat sürecine atıfta bulunup, buradan bir haksız bir değerlendirme ve haksız bir biçimlendirme içinde olmak sivil toplum kuruluşlarımızı ciddi anlamda rahatsız etti ve böyle bir tavır ortaya çıktı. Önder de o günden bugüne aslında Türkiye'deki sivilleşmeyi,
milletin iradesinin gereğinin ortaya çıkmasını ve milletin taleplerinin siyasette, toplum hayatında karşılık bulmasını, mücadelesini sürdüre geldi. Bundan sonra da inşallah bu mücadeleyi sürdürecek. O gün nerede bizim yaptığımız toplantılarda talep ediyoruz. Şu başlıklarda şundan yapılması gerekir diye baktığımızda bütün o talep ettiklerimizin önemli kısmının bugün karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu bizim açımızda memnuniyet verici. Sadece bizim taleplerimiz değil aslında bu süreç içerisinde. Gayrimüsliminden bir takım azınlıklara, efendim romanlarından Alevi kardeşlerimize kadar aslında bütün toplum kesiminin kucaklanma gayretinde olunduğunu, devletin bütün toplum kesimlerini bütün zenginlikleriyle anlama, tanıma hı hı. ve yakınlaşma gayretinde olduğunu ve bu mekanizmaların gerçekten ciddi anlamda işletildiğini, samimi olarak bu gayretin sürdürüldüğünü gördüğümüzde bu sürece katkı sağlamak gerekir ve aslında tam da bu süreçte daha güçlü, daha etkili, daha hızlı bir sivilleşmenin, bir demokratikleşmenin ve millet iradesine yaslanmanın, milletle devleti yakınlaştırma çabasının desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ve sivil toplum kuruluşları olarak da burada duruyoruz. Sait Bey, 28 Şubat Nur cemaati açısından da, Nur talebeleri açısından da oldukça zorlu yıllardı. O dönemde hani tek parti cumhuriyetinde de aynı şeyler yaşandı. 28 Şubat'ta da daha fazlası belki yaşandı. Hani belki bir talihsiz kader, hep hani Risale-i Nur kitapları saklanmak durumunda kalındı. Evet. Şimdi burada hala ısrarlı bir şekilde devam ettirilmeye çalışılan bir şey var. Biraz önce bir köşe yazısından okudum. Hizmet Hareketi bugün benzer bir linç kampanyasıyla karşı karşıya. Ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Hizmet Hareketi artık herkesin malumu kim kastediliyor bu sözden. Ama orada bir tavziye, tasfiye, düzeltmeye ihtiyaç var. Hizmet tabirini 1920'li yıllarda Bediüzzaman Said Nursi kullanmıştır. Şimdi biz Said Nursi'den istifade eden gruplar, cemaatler, birden fazla bunlar. Risale-i Nurlardan orijinal olduğu gibi şeyleri anlamamız lazım ve anlatmamız, aktarmamız lazım. Mesela Said Nursi'nin ortaya koyduğu hizmet hareketi o gün o zor şartlarda kendisini Şeyh Said hadisesinden sonra batıya sürgün ederlerken Van Erek Dağı'nda ellerini uzatmış jandarmalara kelepçelenmiş. Aslında yakın bütün dostları ve talebeleri seni İran'a kaçıralım, Mısır'a, Suudi Arabistan'a götürelim. Yani çünkü tutuklanacak. Hayır diyor, ben bu vatanı terk etmeyeceğim diyor. Bu çok önemli bir şey. Ve ondan sonra en ağır ve zorlu yılları göze alarak o sürgüne gidiyor. Ve 28 sene hapislerde ve sürgünlerde yaşıyor. Ve işte 1920'lerden sonra bu hizmet tabirini kullanıyor. Yine burada bir şey okumam lazım. Çünkü Said Nursi beni de bağlıyor dediğim. Bakın hizmet tarifi nasıl? Risale-i Nur şakitlerinin mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düsturu esasileridir. Bak çok önemli, anayasa gibi bir şey kullanıyor. Aslında sadece Nur talebeler için anayasa gibi bir şeydir bu. Yani hükümetin icraatına karışmamak işine bir düsturu esasileridir. Bu bütün aslında İslam adına hizmet edenleri kapsar bu söz. Neden? Çünkü halisane hizmeti Kur'aniye, yani sadece Allah rızası için yapılan Kur'an hizmeti onlara her şeye bedel kafi geliyor. Hem şimdi, burası çok önemli bir cümle, hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Yani dünyada öyle kuvvetli cereyanlar, akımlar var ki ve kimse o bağımsızlığını muhafaza edemez eğer siyasetle bir ilinti kurarsa. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevi maksadına alet edecek, o hizmetin kutsiyetini bozacak. Eğer biz asıl işimizi, yani ben doktorsam, mesela savaş da çıksa burada, doktor olarak yine savaşta doktorluk yaparım değil mi? Çünkü asıl işim o. Ha, iman hizmeti yapan cemaatlerin asıl işi nesillerin imanını kurtarmak, ebedi hayatlarını kurtarmak, ahirete imanla kabre girmelerini sağlamak. Asıl iş bu. Her şart altında. Biz 28 Şubat'ta da zor günde de rahat günde de bunu yapmalıyız. Ama biz kalkıp bu elbisemizi çıkarıp arada bir, ha bak Said Nursi bunu söylerken talebelerine diyor ki tabii ki evet. Siyaset yapabilirsiniz. Şahsınız adına girersiniz. Siyasette yaparsın, bankacılıkta yaparsın, ne bileyim ticarette yaparsın, genel müdürlükte yaparsın ama şahsın adına yaparsın. Cemaat adına yaptığın zaman hem o kisve hem bu ikisi olmuyor. Olamaz diyor. O zaman
O hakim cereyanlar seni kendi tesirine alır ve maksadına alet eder diyor. Zaten bugün yaşadığımız kavgalar ve sıkıntılar, tartışmalar da buradan kaynaklanıyor. Asli işi bırakıp başka işlere talip olduğumuz için. Bir şey daha var son olarak. Bu hakikaten iman hizmeti, Hüseyin Bey'in de anlattığı hepsi, bütün bu bildiriye imza koyan ve koymayan nice cemaatler var. Çeşitli gruplar, hocalar, hoca efendiler. Anadolu'da, sadece Anadolu, bütün İslam dünyası, dünyanın her yerine yayılmış. Mesela ben bazı yerlere gidiyorum. Adana'da Mustafa Sungur abinin dershanesinde 2000 kişi var. Azerbaycan'a, Rusya'ya, başka yere 1000 kişi, bir akşam bir mahallede 1000 kişiyle Risale-i Nur dersi yapılıyor. Ama bunların ne gazetesi, ne televizyonu, ne maddi güç ve şey baskı grupları olmadığı için kimse bunları bilmiyor. Ama bunlar bu milletin, bu memleketin, alem İslam'ı selameti için dua eden milyonlarca böyle insan var. Ha, esas bunlar, bu şaşalı bir İslami hizmetler bunlar yürütüyor. Ne zaman biz perdenin önüne çıkıp siyasetle, ticaretle, başka şeylerle ilgilendiğimiz zaman bu sefer en büyük felaket ve zarar dine geliyor. Bu sefer şüpheli insanlar işte sizin elinizdeki hakikat demek ki böyle deyip İslamiyet'e zarar verir hale geliyor. Allah bunu muhafaza etsin. Hepimizi hizmet denince anlaşılması gereken bu olması Peki, lazım. Peki hizmet hareketinin benzer bir 28 Şubat benzeri bir linç kampanyasıyla karşı karşıya olduğu konusunda. Arif Hanım, az önce ben ifade etmeye çalıştığım gibi yani Türkiye'de... Toplumsal bir karşılığı var mı bu söylemlerin? Bu bir ciddi bir propagandaya dönüşüyor. Tabii yani elinde propaganda gücü olan bir yapının böyle bir hava oluşturma çabası var. Yerli yerine koymak lazım. Türkiye'de son 10 yıl içerisinde ciddi reformlar yapıldı ve zaman zaman bu reformlara direnişler de oldu. Mesela hatırlayın, alkolle ilgili aslında bütün dünyanın yaptığı bir takım düzenlemeleri Türkiye'de yaptı. Birileri bunu yasaklanıyor, işte kimse evinde, bahçesinde, piktiğinde içemeyecek vesaire gibi. Tütün, işte sigara meselesi, yasa. Hatırlayın. Yani Türkiye şu an çok başarılı uyguluyor ve bu sigaranın yasaklanması sürecindeki itirazları hatırlayın. Sağlıkta ve farklı alanlardaki işte 4 artı 4 artı 4 gibi Türkiye'de çok önemli bir eğitim reformunu ifade eden. Onun önünde de dindar gençlik yetiştirmek istiyorlar falan gibi hatırlayın, tartışmalar. İşte, iddialar, hakikate bakmak lazım. Yani. Çocuk gelinler, efendim çocuk işçiler falan denilerek direnilmeye çalışıldı. Fakat hepsi işte belli bir düzeyde tartışıldı ve geçildi gibi çok kısa Peki, sürede. Peki bunlar anlaşılabilir de. Aynı kesim, mütedeyyin kesimin aynı argümanları, aynı enstrümanları kullanarak ithamlarda bulunması ve hakikatleri bildiği halde bu ithamlarında, iddialarında devam etmesi. Az önce işte Sait Hocam'ın ifade ettiği meseleyi bağlamından koparıp farklı süreçlere taşıdığımızda bu tür zorluklar ortaya çıkıyor. Biz burada tabii bir sivil toplum kuruluşunu temsilen, bir camiayı temsilen, kesinlikle şöyle bir gayret ve arzunun içinde değiliz. Karşı olmak, bir taraf olmak ve bir karşılıklı mücadele içinde olmak. Sadece girişte de beraberce altını çizerek ifade ettiğimiz gibi bir hakkaniyet ifade etmek. Dolayısıyla Türkiye'nin bu reform sürecinde tartışıp aşıp gittiği meseleler, yani, bir dershane düşünün, bir dershane meselesinde bu kadar büyümüş olmasının bağlamından çıkarıldığını. Yani üçüncü köprüye karşı çıkılabilir diyebiliriz. AK Parti'nin bütün icraatlarına, reformlarına, yani sizden gelecek gelmesin diyen bir kesim var. Bunların hepsini anlayabiliyoruz. Ama dershaneler konusunda bu kadar işin çığırından çıkması ve her geçen gün ortaya konulan argümanların, argümanlarda çıtanın yükseltilmesi ve ısrarlı bir şekilde 28 Şubat benzetmelerinde ve bir linç kampanyasıyla karşı karşıyayız algısının şimdi, gözlerimizin içine baka baka bunların iddia edilmesinde, o zaman diyorsunuz ki ama neden? Ben Hoca Efendi'nin hayatıyla ilgili bir kitapta okumuştum. Hatta Amerika'ya gitmeden önce kendileri odasında bulunan Türkiye haritasını kaldırtmış ve dünya haritası koydurttuğuna dair bir bölümdü okuduğum yer. Yani o ona dar geliyor, daha büyük dünya ufku. Evet. Pek güzel bir şey. Yani bugün o hizmetin veya hizmet hareketi diyelim, onun içerisinde hakikaten çok haliz, çok samimi, çok Allah rızası için koşturan binlerce insan var. Şimdi bu ayrı bir şey. Bu kadar büyük yani ufku olan bir camianın, bir grubun gelip böyle dershane gibi bir konuda sıkışıp kalması ve bunu kendi üzerine bu derece böyle sanki savaş açılmış gibi
addetmesi ve kabul etmesini hakikaten anlayamıyorum. Yani şimdi peki, insan yetiştirmek... Ben anlayamıyorum, siz diyorsunuz ki ben de anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Çünkü insan yetiştirmek, biz diyoruz, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, üç kişi de çoluk çocuğuyla komşuları oturur, bu Kur'an hakikatlerini okur. Hiçbir problem yok. Bakın, Bediüzzaman'ın kurduğu, önce Medreset-ü Zehra deyip, sonra tahakkuk edemeyince dönüştürdüğü, Bediüzzaman'ın dönüştürdüğü dershane nasıl biliyor musunuz? Her evde, herkes, bugün en diktatör ülkede bile, gidin ya komünizmle, ya Kuzey Kore'de bile olsa ya da en demokratik ülkede bile bu iman hakikatlerini siz, biz, 3, 5 kişi, 10 kişi, 1000 kişi kendi aramızda okuruz ve kimse buna bir şey demez. Ama bir kurum altında olduğu zaman oranın anayasasına, kanunlarına, yönetmeliklerine uymak zorundasınız. İşte yani insanlar başka her yerde yetişiyor. Sadece biz yetiştirmiyoruz bunu. Başka gruplar, dershaneler başka... Dershaneler kutsal mıdır? Hayır, Sait değildir. Bey. Peki asla. Dershaneler... cemaatin ya da hizmetin imam hatipleri midir? Onu bilmiyorum. Öyle telakki yani öyle yan yana mukayese edilebilir mi Hüseyin Bey? Yani doğrudan öyle bir bağlantı kurmak mümkün olmayabilir ama dershaneler... Bağlantıyı ben şöyle, kurmuyorum yalnız. Yani, bu ifade edildiği için söylüyorsunuz muhakkak. İmam hatipler midir dershaneler hakikaten? Hayır, hizmetin imam hatipleri diyebilir miyiz? Değil, hayır. Yani imam hatipleri tabii Türkiye'de ortaya çıkışı, toplumsal karşılığı, sivil bir millet projesi olması ve aslında milletimizin veya farklı anlayışlara sahip herkesin, her meşrebin, her kesimin çocuklarını gönderdiği ve oradan da her kesime insanın destek verdiği bir yapı tabii. O açıdan farklılıklar var. Meselenin az önce sizin de işaret ettiğiniz şekliyle bağlamından çıkarılmış olması, Türkiye'de süregelen reform çabalarından son 4-5 yıldır da dillendirilen, hatta zaman zaman mutabık kalınan, yani dershane kurucuları, birlikleri, dernekleriyle zaman zaman da görüşülüp mutabık olan bir meselenin bu kadar bir hassasiyetle savunmuş olmasını anlamak biraz zor. Aslında zorluk da burada veya bizim böyle bir deklarasyonla, böyle bir ilanla meselenin içine dahil olmamız da buradan anlaşılabilir. Halbuki dershane meselesi kime sorsak, hangi veliye sorsak, hangi öğrenciye sorsak, hangi eğitimciye sorsak aslında Türkiye'de 1960'lardan bu tarafa kamunun sürdüre geldiği eğitim, öğretim faaliyetin, ana faaliyetin neredeyse gölge bir faaliyet, neredeyse onu ikame edecek bir faaliyet olduğu hususunda hiçbir şüphe yok. Dolayısıyla bunun dönüştürülmesi gerektiği, velinin üzerinden bu yükün alınması gerektiği, öğrencinin hafta sonunu, işte o test, tost vesaire o yarış atı sürecinden çıkması gerektiğine hiç kimsenin şüphesi yok. Mesele sadece bu sürecin hangi tekniklerle, hangi biçimle işletileceği bu konuda bunu çok aşılabilirdi. Ve bu konuda hükümetin yaklaşımı da aslında doğrudan bugünden yarına işte kilit vuralım, yasaklayalım, kapatalım algısından öte bunu nasıl dönüştürürüz deyip son 4-5 yıldır belli süreçlerle gündeme gelip belli ihtiyaçlarla ertelenen, görüşülen, tartışılan ve sürece yayılan ki nitekim biliyorsunuz en son bir süreç içerisinde bunun olması gerektiği yine bütün paydaşlarla dershane kurucuları, birlikleri, dernekleriyle de görüşülerek bir sürece yayılmış oldu ve burada bir inşallah umut ediyoruz bir rahatlık da ortaya çıkar ve Türkiye'nin aslında enerjisini tüketen yersiz, lüzumsuz bu şeyden, anlamsız bu sıkıntılı tartışmalardan sıyrılmış olursa biz asıl Türkiye'de gerçekten çocuklarımıza, gençlerimize, onların geleceğe hazırlanmasına nasıl katkı sağlayabiliriz? Yani bu reform süreçleri nasıl tamamlanabilir? Nerede eksik var? Öğretmen eksiğimizi nasıl tamamlarız? Her geçen gün artan derslik sayısını nasıl artırırız? Okullarımızın fiziki kapasitelerini, müfredat kalitesini, eğitim ortamlarını, iklimlerini ve çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kalıcı eğitim çalışmaları nasıl yaparız? Bunları tartışıyoruz. Bir şey burada çok önemli. Hüseyin Bey anlatırken aklıma geldi. Benim dayım Sait Özdemir halen hayatta 80 küsur yaşında. Bediüzzaman Sait Nursi Hazretleri'nin yakın talebelerinden. Bir gün bu Risale-i Nur'ları basmak için Üstad Bediüzzaman'a gidiyor. Diyor ki üstadım bir matbaa kuralım. Hani bunları daha kolay güzel basarız diye. Gerek yok kardeşim diyor Bediüzzaman Hazretleri matbaa kurmanıza. Çünkü inşallah bir gün gelecek herkes bu Risale-i Nur'ları basacak. Matbaacılar Nur talebesi olacak. Ya da dost insanlar olacak. Şimdi bu o kadar önemli bir nokta ki
Bugün biz şimdi devletimize ve hükümetimize, sadece bu hükümete güvenmek zorundayız. Ha, biz sivil toplum kuruluşları, cemaatler olarak sadece dileklerimizi söyleriz. Yanlış bir şey varsa düzeltilmesine çalışırız. Ha, şimdi devlet zaten nasıl sağlıkta, ulaşımda, başka şeylerde güzel işler yapıyorsa elbette eğitimde de kötü bir şey yapmak için yola çıkmaz. Bunu kendi üzerimize de böyle almamamız lazım. Ha, biz büyük güç, büyük kurum efendim olalım, kalabalık olalım ve biz koordine edelim, biz kumanda edelim. Böyle bir şeyimiz yok, vazifemiz bizim. Biz insan yetiştirmek, hele hele iman hizmeti yapanlar, iman hizmeti yapanlar sadece karşılardaki insanların kalplerine ve gönüllerine hitap etmeli. Onların düzgün bir insan olarak, bir fert olarak topluma kazandırılmasına çalışmalı. Ha, biz okullarla, dershanelerle bunu yapıyoruz ya da bizim vakfımızda işte kendi kurumlarımızda yapıyoruz diyebiliriz. Bunda bir şey yok ama bunu böyle yani farz gibi, değişmez kanunlar gibi savunamayız. Yani nitekim bu kadar yani böyle dersek insafsızlık olur. Yani bu hükümet ya da bu Sayın Başbakan hakikaten yaptığı şeylere bakıyorsunuz bugüne kadar. Evet, bazıları sert bulabilir miyiz acaba? Ama yapılan işler, icraatlara baktığınız zaman yani insaf ve vicdan sahibi insan yanlış işler oluyor diyemez. Peki bu ilandan nasıl geriye dönüşüm tepkileri aldınız? Vallahi birçok kişi bizi hatta yurt dışından aradılar. Almanya'dan, işte Azerbaycan'dan duymuşlar haberleri. İşte Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden. Sadece bizim grubumuzda, cemaatimizde insanlar değil. Hak ve vicdan sahibi insanlardan ben belki 20-30 tane telefon aldım, mailler aldım. Bilmiyorum, Hüseyin Bey'e de mutlaka iletmişlerdir. Ya iyi oldu, yani bir tarafgir olmadan hakkı teslim ettiniz diye böyle karşılıklar aldık. Peki 97 STK ulaşabildiğiniz sayım bu yoksa hep? Bu kısa sürede bir organizasyon. Tabii bunun dışında o gün ilana yetişemeyen, katılamayan ve kendi web adreslerinden, Twitter hesaplarından bu sürece katılan yine onlarca kurumumuz var. Bu ciddi anlamda bir milletin şey, temsilini ve iradesini ifade etmektedir. Bunu yaparken de bir karşılıklı bir çekişme, taraf olma gayret değil, bir hakkaniyeti teslim etme ve bir sükuneti ifade etmek arzusu da var. İnşallah arzumuz ve gayretimiz Türkiye daha kalıcı, daha faydalı, daha Türkiye'ye yarar sağlayan ve işte Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisine girme çabasına katkı sağlayan, işte 15 milyon aşkın gencimizin gelecek asırlara daha yetişmesine, hazırlanmasına katkı sağlayacak emekler ve gayretler içinde oluruz inşallah. Bu tartışmadan geriye ne kalır? Bu tartışmadan çünkü geriye... Çünkü incinmişlik, kırılmışlık, gönül tam burada bir cümle var. Yine Risale-i Nur'dan deyip ama anlatacağım onu. Sakın sakın dünya cereyanları, hususen siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya, yani birbirinize ayrımı atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan etmesin. Yani bugün ülkemizin etrafında hakikaten çok ciddi bizi kıskanan, iyi olmamızı, gelişmemizi, büyümemizi istemeyen ülkeler var, gruplar var, mihraklar var, komiteler var. Bunlardan içeride de mutlaka var. Bütün bunlara karşı yani o alınan arkadaşlarımıza da söylüyorum, kendimize de söylüyorum. Birbirimizi hakikaten muhabbetle, iman kardeşliği budur. Çünkü ayet-i kerimede müminler kardeştir diye Cenab-ı Hak buyururken bize birbirimize buğz etmemeyi, küsmemeyi, iftira etmemeyi, suizan yani kötü bir şey ona itham etmemeyi emrediyorken burada hakikaten insaflı ve vicdanlı olmak lazım. Bir şey daha var, siyasette yani menfaat üzerine dönen siyaset canavardır kaidesince bunu da anlatırken yani ben kendi partim, kendi grubum, kendi hizbimdeki bir arkadaşım yanlış bir adam da olsa niye benim tarafımda diye ben onu savunursam ya da karşı partide, karşı grupta bir insan efendim melek gibi bir adamdır ama benim karşımdaki gruptadır. Ben o karşıda olduğu için ona şeytan muamelesi yaparsam burada haksızlık ve adaletsizlik ve vicdansızlık, insafsızlık yapmış olurum. Onun için yani hakkı ve vicdanı esas tutup burada bunu sorduğunuz yani ne kalır bu kavga, hakikaten kavga dememek lazım. Barıştırmak lazım, kaynaşmak lazım ve birbirine itimat etmek lazım. Yani ben inanıyorum ki hükümetimizin de bugün birçok İslam adına hizmet eden grupların, cemaatin, hizmetin hepsinin aynı gayesi var.
Yani bu İslamiyet'i yaşamayan insanların da aynı gayesi var. İyi insanların. Onun için bu burada ittifak etmek, bu kavgayı ve bu çekişmeyi ve suizan etmeyi sonlandırmak lazım. Ama inşallah aklı selim galip gelecek. Öyle inanıyorum. Çünkü halkın nabzını da tutuyorum. Yani gittiğim yerlerde konuşuyorum, dinliyorum. Hakikaten üzülüyorlar. Yani çok kimse üzülüyor ve bunun sulhla, barışla bitmesini istiyor. Hatta biz bütün böyle gruplar, sivil toplum kuruluşları uvvet, muhabbet içinde olmamız lazım. Bizden beklenilen de bu. Onun için yani bu günlerin geçici olduğunu düşünüyorum. Evet. İnşallah. Hüseyin Bey son bir şeyler söylemek ister misiniz? Çünkü bu ilana yönelik olarak en trajikomik diyebileceğim şeylerden bir tanesi de 3. Dünya Savaşı çıksa ancak bu kadar STK bir araya gelebilirdi gibi bir... Yok tabii yani o çok... Öyle midir yok, yani? Tabii, tabii, çok... Ancak savaş çıktığı zaman bir araya gelebilecek STK'lar bu 97 STK. Hakkaniyet, hakkaniyet ve adalet dışı bir değerlendirme. Maalesef bu biraz bu toz duman psikolojinin de etkisiyle yapılan bir değerlendirme. Biz oradaki sözünü unutmayın Hüseyin Bey. Yani o ilanda ismi, logosu olan birçok kuruluşla, vakıfla... Geçen Ramazan biz onlara gittik, onlar bize geldi, birbirimizin derslerine gidiyoruz, birbirimizin mekanlarını kullanıyoruz. Çok ciddi toplantılara birbirimizi konuşmacı davet ediyoruz. Öyle şey olmaz yani, yanlış bir şey. Girişte de değerlendirdik. Başta Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı olmak üzere ki bu imzacı yapıların, sivil toplum kuruluşlarının önemli kısmı aynı zamanda Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfımızın üyesi. Farklı zamanlarda, farklı başlıklarda bu eğitime ilişkin, gençlik çalışmalarına ilişkin, kültür çalışmalarına ilişkin, Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili zaman zaman bir araya gelen, değerlendirme yapan, raporu çıkaran ve çalışmalar yapan bir yapılanma. Dolayısıyla bu haksız bir değerlendirme. Tabii arzu ederiz ki Türkiye'de bütün sivil toplum kuruluşları hem devletin yerli yerinde olması, devlet mekanizmasını işleten iradelerin de yerli yerinde olması hem de toplum taleplerinin karşılık bulması ve Türkiye'de gelecekte daha müreffeh, daha güçlü, hakkaniyet içinde, adalet içinde, merhamet ve şefkat içinde yaşayan bir toplum gelişmesine katkı sağlayalım. Bunu da hep beraber yapalım. Bu konuda bir toplu kuşatan ve süreklilik arz eden bir çalışma içinde olalım. Bundan sonra da inşallah bu çaba içinde olacağız. Biz yani hem temsil bundan ettiğimiz camia itibariyle... anlıyoruz? Yani önümüzdeki süreçte yine bu tarz ilanlar ya da bu tür şeyler olabilir mi demek istiyorsunuz? Elbette yani şimdi iletişim teknolojisinin sunduğu imkanlar çerçevesinde de dünya gittikçe küçülmektedir. Yönetimden yönetişime geçişte sivil toplum kuruluşlarının etkisi, ağırlığı, sözü, tavrı, tutumu önem kazanmaktadır. Ülkemizin, toplumumuzun hayrına olabilecek bütün gelişmelere ilişkin sivil toplum kuruluşları tavırlarını alacaklardı. Bugün bu duruş 28 Şubat süreci sonrasında yaptıklarıyla Türkiye'nin özgürleşmesi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet çerçevesinde ortaya çıkanlar, yapıla gelenlerle ilgili bir vefa ve bir hakkaniyet ifadesi olarak bir karşılık bulmuşsa bundan sonra da belki de yarın ya bu konuda yanlış düşünüyorsunuz aslında. Şöyle olsa daha iyi olur. Şu da şu eksik gidiyor. Şu eksiği şöyle kapatalım diye sivil toplum kuruluşları bir katkı sağlayabilir. Bunun da böyle olması lazım. Eğer biz gerçekten milletin iradesine dayanan bir yönetim olacaksa ve milletin iradesi talepleri ve milletin ne istediği önemliyse yine devlet dışı kuruluşlar olarak gönüllü tamamen bir herhangi bir karşılığa yönelmeden bir gönül gereği bu işleri yapan kurumların bu süreçte pozisyon almaları, tavır almaları önemli diye düşünüyorum. Peki ben çok teşekkür ediyorum Sait Bey geldiğiniz evet, için. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Hüseyin teşekkür Bey. Teşekkür ederiz, kolaylıklar dileriz. Geldiğiniz, katıldığınız için. Tamam. Önümüzdeki süreçte dershanelerle alakalı olan yasa tasarısı meclise gelinceye kadar bu tartışmalar devam edecek ama bunun ötesinde yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimler ve 2015 genel seçimlere kadar bu tarzda tartışmalar devam edecek. Biz son olarak şunu söyleyeyim. Yani ülkemiz çok şükür maddi ve manevi çok güzel bir kalkınmanın eşiğinde ve güzel günlere doğru gidiyor. İnşallah bu günler geride kalacak. Bir şey sormak istiyorum. Bülent Korucu'nun bir iddiası var. Sormak istiyorum bunu.
Herhangi bir gazeteye Ankara temsilcisi olmak istediniz mi? Hiç öyle bir şey olmadı. Bana daha başka çok görevler teklif edildi de asla olmadı. Zaman Gazetesi'nden biraz önce yazısını da okumuştum. Sayın Bülent Konucu böyle bir tweet attı. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Yarın akşam görüşünceye kadar hayırda kalın.